Bugün yiyecek içecek sektörünün farklı bir boyutunu konuşacağız. Burada bir yatırım bankacımız var. Bir arkadaşımız farklı sektörlerde büyüyen ve sonradan bu sektöre giren büyük yatırımlar yapan bir grubun temsilcisi var. Gamze Hanım gibi bu sektörde marka kurup sonradan yanına ortak alıp devam eden birçok marka kurmuş birisi var. Dolayısıyla bir de ben Deniz ne olup bittiğini anlamaya çalışan bir gazeteci var. Şimdi Levent Bey'le başlayalım. Sektöre 2012 yılından bu yana yaptığı yatırımlarla Doğuş Grubu adından en çok bahsettiren gruplardan birisi. Ve bugün Milliyet Gazetesi'ne bir köşe yazısı yazmıştım. Hani eğer bir yiyecek içecek sektörünün tarihi yazılacaksa Doğuş Grubu'na çok ayrı bir yer ayrılacak. Çünkü benim gazeteci gözüyle gördüğüm kadarıyla dört tane önemli şey getirdi Doğuş Grubu. Bir kurumsallık getirdi. Bir vizyon getirdi sektöre. Vizyonu genişletti en azından. Derinlik getirdi. Hacimler büyüdü. Çok daha büyük hacimler konuşulmaya başlandı. Ve uluslararasılaşmayı, dışa açılmayı getirdi. Birçok Türk restoranı şu anda dışarıda işte ödüller alıyor, kendinden bahsettiriyor. Levent'e sorarak başlayalım. Şimdi işe 2012 yılında başladığınızda ne düşündünüz? Düşündüğünüz seviye nokta bu muydu? Bugün itibariyle gelmeyi düşündüğünüz Doğuş neden bu işe girdi? Biliyorsunuz biz bu sektöre 2012 yılında girdik. Girerken kafamızda tabii ki bir misyon ve vizyon vardı. Birkaç tane amacımız vardı. Bir tanesi senin de bahsettiğin gibi elbette kurumsallaşmaydı. Çünkü gördüğümüz şey bu sektörün kurumsal sermayenin olmadığı ve çok fazla regülasyonun ve kurumsallaşmanın olmadığı bir sektördü. Bunu sağlayabileceğimizi düşündük. 6 yılın sonunda şunu söyleyebilirim ki evet biz hem sektörde hem kendi içimizde bir kurumsallaşmayı sağlayabildik. Bir başka amaç tabii ki bunu yaratırken ölçek ekonomisinden faydalanabilmekti. Bunun için de tabii daha büyük hacimlere ulaşmak, daha çok şubeye ulaşmak, daha büyük bir ekonomi yaratmak gerekiyordu. Bugün itibariyle baktığımızda sanıyorum o seviyelerde de olduğumuzu düşünüyorum. Ha, burada duracak mıyız? Hayır, durmayacağız. Tabii ki büyüyeceğiz. Durduğunuz yerde, bu sektörde her zaman geriye gidersiniz diye düşünüyorum. Ama büyümenin rotasını çok iyi çizmek lazım. Yurt içi, yurt dışı, bunun dengesini çok iyi kurmak lazım. Bir başka amacımız tabii özellikle Türkiye'den bir dünya markası yaratabilmekti. Bir veya birkaç dünya markası yaratabilmekti. Buna doğru da ilerlediğimizi düşünüyorum. İşte son dönemde hepimizin bildiği bir fenomen var hayatımızda, Nusret fenomeni. Dünya çapında tanınan bir marka isim haline geldi. Bunun yanında onun arkasında yer alan Dream grubu da bugün uluslararası arenada en azından bu sektörün temsilcileri arasında hep bilinen bir isim haline geldi. Bu da bizim için önemli bir başarı diye düşünüyorum. Belki son olarak şunu söylemek lazım. Son olarak şunu söylemek lazım. Biz bir global oyuncu olmak istedik. Global oyuncu olmanın getirdiği avantajlardan faydalanmak istedik. Bugün Dream'e baktığınız zaman 6 yıl içerisinde 58 marka, 170 küsür restoran ve 12 ülkede operasyonu olan bir şirketten bahsediyoruz. Dolayısıyla bir nebze o global oyuncu olma başarısını elde ettik diye düşünüyorum. Ama tabii gidecek çok yol var. Daha yapılacak çok iş var. O vizyonla bakıyoruz Şimdi olaya. ikinci turda aslında bundan sonra Dream ya da Doğuş Grubu ne yapacak, nereye gidecek onu biraz daha konuşuruz da. Bu şeye girerken şöyle bir algı oluştu. Hani işte Doğuş önüne çıkan şirketleri, restoranları alan bir grup gibi algılayanlar da oldu. Ama burada kurumsal bakma diye bir şey var. Sizin üzerinize özellikle durdunuz ve kurumsal bakışla buraya girdiniz. Bu arada bu kurumsallaşma olurken de yaratıcılığın engellenmemesi diye de bir kaygı vardı galiba. Biraz ondan bahseder misin? Çünkü kurumsallaşırken bütün restoranları birbirine benzeyen birer şeyler haline getirmek riski de vardı. Ama gördüğüm kadarıyla o kişilikleri restoranların devam etti aynen. O birinci kural. Eğer siz sadece kurumsallaşacağım diye bir işe girerseniz oradaki yaratıcılığı engellersiniz. Burası yaratıcı bir endüstri. Yaratıcı endüstrinin içerisindeki ana oyuncuları her zaman ön planda tutmanız lazım. Benim hem şirketin içerisinde hem de her platformda söylediğim bir şey var. Biz aslında arkayı süpürüyoruz. Biz arka taraftaki bütün işleri yapıp
ön planda yaratıcı insanların şovlarını yapmasına imkan tanıyoruz. Çünkü biz kurumsallıktan bunu anlıyoruz. Yoksa standartize bir anlayış söz konusu olamaz bu sektörde. Gamze Hanım bu işin yaratıcılarından biri olarak çok iyi bilir. Hani bırakın standartize olmayı, her üç ayda bir, her altı ayda bir kendinizi yenilemek zorundasınız. Yoksa yarışta geri plana düşersiniz. Biz yaratıcı şeflere çok önem veriyoruz, yeteneklere çok önem veriyoruz. Onları ön planda tutmaya çalışıyoruz. Zaten temel stratejimiz de buydu. Biliyorsunuz bu sektöre yatırım yaparken biz hiçbir zaman bir şirketin bütününü satın almadık. O şirketi kuran girişimci ruhu hep işin içerisinde tuttuk. Bugün biz ortaklarımızla büyüyoruz. Bizim ortaklarımız bizim için en önemli insanlar. Biz arkasında onların işlerini daha rahat yapacak bir ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Burada tabii bu satın almaların yanı sıra bir yandan da bir marka yaratma olayı var. Şimdi Dream grubuna bakıyorum, kendi markalarını da yaratmaya başladı. Hani var olan satın almaların dışında, değil mi? Tabii zaman içerisinde, 6 sene içerisinde bunu öğreniyorsunuz. Bazı kaslarınızı geliştirebiliyorsunuz. Hani 6 sene önce ben marka yaratacağım, yeni bir şey ortaya koyacağım diye çıkmak bizim için çok gerçekçi değildi ama 6 sene içerisinde Dream grubu kendi markalarını yaratmak, kendi konseptlerini yaratmak konusunda bir avantaj elde etti. Bu çok doğal bir sonuçtu çünkü bu kadar globalleşen bir şirketin trendleri takip etmesi, pazarı doğru okuyabilmesi, vizyonunu geliştirmesi çok doğal bir sonuçtur. Evet. Biz de şimdi o 6 senenin birikimiyle bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Her yaptığımız şey doğru olmayabilir ama bunları okuyarak, analiz ederek, doğru kararlar vererek doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tüketici de karşılığını bulduğu sürece sorun yok. En önemli iş bu konuda, bu endüstride tüketicinin kendisidir. Çünkü tüketici gelir, masaya oturur, beğenir, beğenmez. Instagram'a resim koyar, yorum yapar, eleştirir, över. Bunlar çok önemli. Önemli olan son kalkan müşterinin, masadan son kalkan müşterinin teşekkür ediyorum demesidir. Ancak o müşterinin teşekkürünü aldığınız zaman siz işinizi iyi yapmışsınız. Yani en iyi PR o müşterinin kendisidir. Yani onun dışında işte PR yapmalı mı, PR harcamasına yönelmeli mi şirketler diye konuştuğumuz zaman sizin sektörde herhalde o PR'ı en güçlü yapan şey müşteri. Evet. İstediğiniz kadar PR yapın, mutsuz müşteriler gittikten sonra şey hiçbir şeyin önemi yok. Evet, evet. Peki Gamze Hanım, siz de devam edelim. Şimdi benim gibi Ankaralı olanlar sizin hikayenizi iyi bilirler. Arjantin Caddesi vardı Ankara'nın meşhur. Evet. Ben öğrenciyken part-time orada bir araştırma şirketine çalışırdık. Anketörlük falan da yapardık. O caddede hiçbir şey yoktu. Sakin bir Gazipaşa sokağıydı. Ne zaman ki siz orada kafemizi açtınız. Evet, 93 ondan yılında. Sonra orası değişti. Şimdi evet. O caddeye girenler görüyorlar. O cadde tümden bir gastronomi ya da yiyecek içecek üssü oldu. Değil evet. mi? Büyüttünüz markalarınızı, değiştirdiniz. Yani ondan sonra Big Chef'i kurdunuz. Ve sonra yanınıza ortak aldınız. Evet. Yani aslında iki kere aldım ortak. Evet. Yani ilk başladığımda 2007 markayı kuruşum Ankara'da. İşte söylediğiniz gibi 93 yılından beri aslında Ankara'da pek çok marka yarattım. Sizler Quick China vardı. Evet, Cookie, kafemiz, Quick China. Yiyecek içeceği gönül vermiş. Aslında ailede hiç böyle bir geçmiş yok. Bir doktor bir babanın kızı. Hiçbir zamanda desteklenmedim bu sektöre girmek için. Ama herhalde genlerde de var. Diyarbakır kökenli, böyle büyük sofralarda çok büyümüş ve yemeğe çok aşık bir ailenin kızıyım. Az önce gördüm. Buraya gelmeden önce karşıda çiğ köfteleri yedik Gamze'nle. Çiğ köfte, kuru patlıcan dolması evet. bizim orada, evet. Sonrasında işte bu markaları geride bıraktıktan sonra, kafemizden sonra, işte o Cookie, Quick China'dan sonra Big Chefs 2007 Ankara'da kurdum. Şimdi bizler girişimciler olarak, burada bu salonda da çok var, restorancı arkadaşlarım, kendi markalarını yaratmış meslektaşlarım, çok da birlikte çok da keyifli işler yapıyoruz. Şimdi tabii bizler büyük bir hevesle başlıyoruz bu işe. Ben de bu mutfağa aşık biri olarak başladım. 2007, işte bir banka kredisiyle kurulmuş bir marka, öz kaynaklarım yoktu. Sonra 2009'a kadar kendi kaynaklarımızla, bir ekiple, bir inanmış bir ekiple belli bir yere geldik, 2009. İstanbul'a gelme hayalleri kurduğumuz zaman tam. O zaman kendim mi geleyim, gelmeyeyim mi, riske gireyim mi, girmeyeyim mi dediğim bir dönemde o zaman karşıma Saruhan Tan çıktı, YKM'nin yönetim kurulu evet. üyesi. O da tam aileden farklı bir iş yapma hayalinde.
Ben de İstanbul'a gitme hayalindeyim tam. O dönemde bizim aslında hayallerimiz, vizyonumuz buluştu. O bu sektöre girmek istiyor. Şimdi biz belki birazdan daha çok konuşacağız ama bizlerin, bu marka kuranların, girişimcilerin, bu sektöre aşık insanların bazen ortaklık kurmakla ilgili tereddütlerimiz oluyor. Ya acaba biz ruhumuzu kaybeder miyiz? Bizim elimizden bu hani kendi yönetimimiz, hani this is my way dedikleri şey, yani bu benim yolum. Öyle olmadığını aslında biz Saruhan Bey'le 2009'da İstanbul'a gelirken ortak olduk. Bugün aslında ortaklığımız 9 senesini bitirmiş. Sonra da işte bir fon, yatırım fonu geldi. Onu da birazdan anlatacağım. Dolayısıyla bu işin yürüyebildiğini aslında, yani bizim sektörde böyle bir yaygın bir inanış var. Ortaklıklar çok yürümüyor. Aslında genel olarak bütün Türkiye'de pek ortak olmayı becerebilen bir toplum ne yazık ki değiliz. Biraz egolar çok ön plana çıkıyor. Paylaşmayı bilmiyoruz. Aslında ben her zaman diyorum biz birlikte güçlüyüz. Birlikte çok daha iyi işler yapıyoruz. Hepimizin artı ve güçlü ve daha güçsüz yönlerimiz var. 2009'da Saruhan Bey'le ortak olduktan sonra biz hızlı bir büyümeye girdik. Ta ki 2016 Eylül'de işte yatırım fonu... Genelde ortak alınınca çoğunluk hissesini ortak alır ama sizde azınlık hissesi aldı, finansal ortak gibi girdi. Yani şirketin %100'ü benimken sonra 2009'da %50'sini verdim. Sonra bendeki işte %50'nin de %20'sini daha vererek yani %40 en son yatırım fonunun Taksim Kapital'in bize olan ortaklığı. Aslında durum şu, özetlemem gerekirse, 2007'de aslında sıfır olarak yani tamamen bir öz kaynaksız kurduğumuz bir marka, bir böyle çok küçük bir ekiple. Bugün 2018 Mart ayında 52 şube, 2500 çalışan, evet şirketin %100'ü benim değil ama bu noktaya gelmemde tabii ki ortaklıklar, her iki kurduğum ortaklığında payı çok büyük. Şu an itibariyle satıştaki, başlangıçtaki beklentinizi karşıladınız mı ya da o beklenti neydi? Kesinlikle hani karşıladınız. 2016'da biz Taksim Kapital'le ortak olduğumuzda 37 şubeydik. Bugün 52 şubeyiz. %60 büyüme yaşamışız. Yani demek ki beklentiler de karşılandı. Burada şey çok önemli tabii. Yani aynı vizyona sahip olabilmek. Hakikaten bu biraz önce Levent'in de söylediği gibi o amatör ruhunuzu, o girişimci ruhunuzu da kaybetmemeniz çok önemli. Burada tabii sizlere de çok pay düşüyor. Orada biraz bu girişimci ruhu, ekibin o heyecanını kaybettirmeden, çünkü rakamlar çok işin içine girince, tabii birazcık sabahki oturumlarda vardı. Hani genelde cost'tan başlıyoruz, hani maliyetlerden başlıyoruz, çok üste gitmiyoruz. Tabii bakış açıları da biraz rakamlarla çok haşır neşir olunca değişiyor. Ama önce hakikaten satıştır, misafir memnuniyetidir, ekibin motivasyonudur. Hı hı. Çünkü biz bugün 2550 kişiyle misafirlerimize hizmet ediyoruz. Dolayısıyla insan faktörünün de çok önemli olduğu bir sektör bizimki. Bizler istediğimiz kadar liderler doğru vizyon belirleyelim. Ekibe de bunu hissettirmek çok önemli. Bizim iki ortaklığımızda da hem Saruhan Bey'le olan ortaklığım hem Taksim Kapital'le İyi gidiyor. Beklentilerimiz karşılıklı karşılandığını düşünüyorum ben. Sektörün bir özelliği de diğer sektörlere göre daha düşük yatırımla daha fazla istihdam sağlanabiliyor. Kesinlikle. Sabahki konuşmalarda da vardı. Kaya Bey'in sunumunda da yine aynı konuya değinildi. Daha da büyüme potansiyeli de var. İşte daha biz %2'lerdeyiz. Gayri safi milli hasılaya göre dünya ortalaması. Sizin Levent Bey ne kadar çalışanınız vardı? Toplam kaç kişi çalışıyordu? Bizde global olarak 8500 kişi 8500, çalışıyor şu anda. Bu her geçen günde artıyor. Çünkü bu sektör öyle bir sektör ki bir restoran açtığınız zaman minimum 50-60 kişiyi hemen istihdam etmeniz gerekiyor. Ama sadece restoranda çalıştırdığınız insan olarak da bakmamak lazım. Çünkü arkasında ciddi bir ekosistem, başka bir ekonomi de var. Tedarikçileriyle birlikte. Müthiş bir sistem var. Mehmet Bey, siz işin para tarafında, parayı koyan, şimdi abracı biliyoruz, bölgede birçok satın almalarda var, birçok şirkette var. Sizin portföyünüzde yiyecek, içecek var mı şu anda? Var. Türkiye'de? Türkiye'de de var. Türkiye'de en son KFC'ye yatırım yaptık. Hı hı. Bunun harici dünyada birçok yaptığımız yatırım var yine bu sektörde. Özellikle Peru'da aldığımız Acurio, orada çok önemli bir şefle birlikte, orada tamamen Peru özelinde olan bir yeri
alıp 35 tane restoranı olan dünya çapında bir chain'e doğru yaptık. Bunun yanı sıra Kenya'da var, Suudi Arabistan'da var. Dolayısıyla bizim bu sektör çok sevdiğimiz ve yatırım yapmaktan, şöyle söyleyelim, ortaklık kurmaktan çok keyif aldığımız ve geri dönüşünü de çok iyi gördüğümüz bir sektör. Bir neden yaptınız diye soracaktım ama kısmen cevap verdiniz. Şöyle bir karlılık olarak baktığınızda Türkiye özelinde konuşursak, hani eminim ülkeden ülkeye farklı gösterecektir ama buradaki fırsatlar ya da riskler neler? Türkiye için evet. Yani belki orada şeyden başlayabiliriz. Yani ortaklık denen şey hakikaten çok kritik. Evet. Günün sonunda parayı bir şekilde bir yerden belki bulabilirsiniz. Yani işte Gamze'nin başladığı gibi bunu bankalardan bulabilirsiniz. Daha sonrasında bir şekilde bulunabiliyor ama ortaklık zor bir şey. Hı hı. Ve o zor şeyi başarabilmeniz için de olaya nasıl yaklaştığınız önemli. Biz bu işi birlikte büyüteceğiz diye yaklaşırsanız, hı hı, ve birlikte o ortak vizyona inanabilirseniz o zaman gidecek çok yeriniz var. Şimdi buradan yola çıkarak Türkiye özelinde ne tip fırsatlar var ve neyi görüyorsunuz ve diğerlerinden farklı neler var diye soracak olursanız, günün sonunda Levent'in biraz önce bahsettiği gibi misafiri her şeyin ortasına oturtmak lazım. Günün sonunda biz misafir ağırlıyoruz. Yani düşünün, yani buradaki salona soralım. Son 15 gün içerisinde kaç kişi evinde misafir ağırladı, bir şekilde ona yemek yaptı? Bir elleri görebilir miyim? Birçoğunuz yapmışsınız. Aslında bu yeme içme sektörü evden başlıyor. Evet. Evde bir şey, işte biraz önce kendi deneyimlerini bahsettim. Bizim ailemizde yemek yenirdi, o yaşardık. O misafiri evde ağırladığınız zaman, daha sonra dışarı gittiğiniz zaman orada ayrı bir deneyim yaşamaya başlıyorsunuz. İlk önce atıyorum bir fast food'da bir deneyim yaşıyorsunuz. Onun biraz daha ilerisinde fast casual'da bir deneyim yaşıyorsunuz. Ulan biraz paramız var, hadi bakalım bugün de evlenme yıl dönümümüz, eşimi alayım güzel bir yere yemeğe götüreyim diyorsunuz. Orada aldığınız deneyim. Ve sonunda günün dolaşıyor, dönüyor. Ben şimdi arkadaşlardan, diğerlerinden sonra günün sonunda orada beğendiğiniz bir şefi evinize davet edip misafirlerinize ona yemek yaptırıyorsunuz falan gibi. Bütün o şeyi tamamlıyorsunuz. Şimdi bu deneyimi ortaya koyduğunuz zaman Türkiye'de hakikaten o deneyimi ve yaşatabilecek ve yaşatmak isteyen çok büyük girişimciler var. Yani bu salonda da kendi işini kuran, genişleten, bundan keyif alan ve ulan ben bu masaya güzel bir yemek koymaktan ötesinde güzel bir deneyim yaşatayım diyen insanlar var. Biz işte bu yatırımı yaparken en önemli baktığımız şey aslında aynı vizyona inanıyor muyuz ve her şeyin ötesinde kültürümüz uyuşuyor mu? Kültür hakikaten, yani işte Levent anlattı biraz önce, restoran açıyorlar, orada bir kurumsallık getiriliyor, onun için bir standart operasyonel şeyler yapılıyor ve arkayı süpürüyorsunuz. Onun yanı sıra çok güzel bir yemek de getiriyorsunuz ama orada çalışan insanların getirdiği kültür, o işi kuran girişimcinin verdiği kültür aslında her şeyin secret sosu denen şey. Ve bu işi büyütebilmeniz için de o kültürün oturmuş olması lazım. Hakikaten de orada ortaklık kurmak da burada işin içine geliyor. Çünkü o şeyin içinden, bütün o denklemin içinden bu girişimci insanı çıkarttığınız anda oranın kültürü ölüyor. Hakikaten her şeyi çekiliyor. Sen Levent'in biraz önce çok güzel söyledi. Biz ne oluyor, ne ediyor? Oradaki insanla ortak oluyoruz ve o işi götürüyor. Biz onun arkasını süpürüyoruz dediği ama şey o. Tehlikeli değil mi mesela düşünürsek? Yani işte onu düşünerek biraz daha belki fast food'da aynen yatırım öyle yapmak. Yani oradaki kritik olan şey şu. Siz masanın üzerine ne getiriyorsunuz? Yani evet, sadece kapital getirmek değil. Evet. Masanın içine eğer siz de bakın biz de Peru'da bu işi kurduğumuz zaman Acurio'yla birlikte şöyle bir şey yaptık diye siz sadece onun yanı sıra bir know-how getirebiliyorsanız o zaman enteresan bir şeyler çıkabiliyor. Karşı tarafta sizi dinliyorsa, evet ben de hakikaten burada da benim de bilmediğim veya benim de yapmak istediğim şeylere burası da benim önümü açabilir diyorsa o zaman enteresan bir şeyler çıkabiliyor ortaklık yapısında. Sizin ya da Doğuş gibi grupların girmesi, hani sektörün hacminin büyümesi açısından, hani girişte bahsettiğim derinlik açısından da önemli. Hem bir yandan derinlik sağlıyor, bir yandan istihdam sağlıyor, bir yandan algıyı değiştiriyor. Bundan 15-20 sene önce siz belki bu işe girdiğinizde bir restoran açmak
daha farklı görülürdü. Yani işte anneler babalar işte Kaya Bey söylüyor değil mi? İçkili bir yer açıyorsanız adı meyhaneci, yok değilse lokantacıya çıkardı. Evet. Şimdi ise öyle değil. Yani anneler babalar çocuğum şef olsun, iyi bir şef olsun diye çalışıyor. Çocuklarını işte kurslara gönderiyor, eğitimlere gönderiyor. Yani algı tümden değişti ve bu algının değişmesi de büyük ölçüde bu dışarıdan girip pastayı büyüten, oraya gelen sabırlı ve vizyoner yatırımcı diye bir kavram var. Biraz bunlara kaldı galiba. Siz bir yandan da globalleşmeye vurgu yapıyordunuz. Yani lokalden globale gidiş. Burada ne olabilir, ne yapılabilir? Çünkü global markaların çıkması var. İşte Levent Bey'in de az önce konuştuğu gibi. Yani Türkiye'deki markalara baktığımız zaman hakikaten bazı şeyleri çok oturtmuş vaziyetteler. Yani markalaşma da olmak üzere veya oldu. Şimdi bunu artık bir sonraki aşamaya taşıyan işte Dream Group gibi gruplar da var. Ve onların da bu işi yapabilmeleri için yine kültüre ve oradaki işin başında durma, kurumsal esnaflık diyelim ona veya kurumsal girişimcilik diyelim. Kurumsallık güzel ama o girişimci ruhla birlikte onu alıp acaba globale taşıyabilecek miyiz? Evet. Bence çözmeye çalıştığımız sorun da o. Ve bu tip fonların belki faydası da bu olabilir. O globalleşme yolunda kurumsallığı çok abartmadan, çünkü çok abardığı zaman o işin ruhunu ve kültürünü kaçırırsınız. Hantallaşırsınız. Evet. Ondan sonra girişimci ruhu bir şekilde büyütebilecek, onu taşıyabilecek, sizin deneyimlerinizi onlarla paylaşmak. Bak biz şu hatayı yaptık. Bazı yerlerde fazla kurumsallığa gittik. Profesyoneller geldi, harika prosesler oturttular ama inovasyonu kaçırdık. Bir anda menüler değişmez oldu ama menülerin değişmesini kaçırdık. Gibi bir takım o deneyimlerinizi eğer onlarla paylaşırsanız. Bir diğeri de her ülke kendisinden farklı ve o ülkenin dinamikleri çok farklı. O ülkeyi bilmeniz gerekiyor. Yani Dubai'de restoran açarken ki o ülkenin dinamikleri, legal altyapısı, finansal altyapısı ve oradaki müşteri veya misafir profiliyle Amerika'da restoran açarken ki yaşayacağınız şey çok farklı. Orada da tecrübe işin içine giriyor. Yani bunları düşe kalka hızlı öğrenmek yerine o girişimciye ya bak biz de zamanında burada 4-5 restoran açmış, işte Peru'dan aldığımızı buraya getirirken şu sorunları yaşamıştık tecrübesi hakikaten önemli oluyor. İşte şimdi bununla ilgili yeni bir terim çıktı ya, global. Aynen öyle. Hani think global, act local deniyor aslında. Yani lokal değerlere önem vererek gitmek lazım oranın yerel değerlerine. Buradan gene globalleşme dış açılmayla devam edelim Levent Vezuroğlu'yla. Şimdi Doğuş grubu restoranlarına baktığımız zaman dışarıda işte şu anda açılan restoranlar var. İşte Dream olarak Dallas'taki restoran açtınız değil mi? Evet. Onlar var. Bir yandan da yeni markalarınızın gitmesi. Orada yaratılan markalar var. Orada önümüzdeki dönemde ne yapılabilir? Neler yapılacak? Şimdi daha önce söyledim ya, biz olaya global bakıyoruz ve artık sadece hani Türkiye'den Türk yemeğe, Türk yeteneği şeklinde de bakmıyoruz. Bugün işte senin de bahsettiğin gibi Dallas'ta yeni bir restoran açtık. Hı-hı. Türkiye'den çıkmış bir İtalyan restoranı. Tam fıkra gibi aslında, işte Türk bir yatırımcı Amerika'da İtalyan bir konsept açıyor. Dallas'ta Damario açtık. Globalleşme bu işte. Globalleşme aslında bu. Ve herkes biliyor ki Dallas'ta, geçen gün işte bir makale çıktı bunun hakkında, bir Türk restoran grubu geldi bunu açtı. Yani Türk markalaşması da aslında böyle gerçekleşiyor. Sadece illa restoranın kendi markasının ne olduğunun önemi yok. Bugün baktığımızda zaten bütün restoranlarımızın ismi İngilizce. Yani sonuç itibariyle bir şeyin Türk olduğunu gösterebilmek yaptığınız işle söz konusu. Biraz önce Gamze'nin söylediği o endişeye, Mehmet'in biraz açtığı endişeye de bir şey söylemek istiyorum. Hani kurumsallaşmayla yaratıcılık arasındaki o ince çizgi. Hmm. Aslında tam bir optimizasyon problemi. Hmm. Onu çözebildiğiniz yerde zaten hem birlikte büyüyebilmenin önünü açabiliyorsunuz, hem herkes yaptığı işte mutlu olmaya başlıyor. Ama şu demek değil, hani kurumsallaşma bir taraftan hayır sadece standart bu işler yapılacak demek değil. Bu bir bankanın kurumsallaşması gibi değil, bir bankacılık sektörü gibi bir şey değil. Arkasında gerçekten sağlam duracak bir yapı. Bireysel girişimcinin yeteneğini
kendi alanında kullanmasını sağlayacak bir şey. Çünkü siz bir insandan hem yemek yapmasını, hem finansman bilmesini, hem lisans çıkartmasını, hem inşaat yapmasını, hem insanı işe almasını bekleyemezsiniz. Herkesin bir görevi var. Bu bir görev dağılımı aslında. Dolayısıyla bu görev dağılımının içerisinde herkese düşen bir şey var. Herkes onu en iyi şekilde yapıyorsa, kurumsallaşmayla birlikte o yaratıcılığı da öldürmemiş oluyorsunuz. Ha, zaten bir noktadan sonra bir yetenek çıkıyor ve büyümeye başlıyor ise, arkasında bir insanın aynı anda daha her yerde olabilme teknolojisi çıkmadı. O yüzden ancak bir yerde olabiliyor. Dolayısıyla o bir yerde olmasının arkasında diğer restoranlar, o olmadan da çalışabiliyorsa başarı orada geliyor. Evet, siz bir şey... Evet, yok, ben bu çok önemli bir nokta. Tabii ki bir tane Nusret var. Pek çok şubeleşiyor. Tabii orada iyi girişimci, iyi lider, onun olmadığı noktada da bu sistemin sürdürülebilirliğini aslında sağlamalı. Bu çok önemli. Aynen öyle. Tabii ki belki sizin gibi yani fonların da çok çekindiği bir nokta bu tabii. Kişiye bağlı bir sistemin sürdürülebilir olması sizin yatırımınız açısından bir gün başımıza her şey gelebilir. Sizin örneğinizden yola çıkarsak, evet, siz lider deyince Big Chef'te lidersiniz. Evet. Siz bir gün tabii, Big Mama çekildiğinizde marka ne olacak? Evet. Tabii bu çok önemli bir nokta. Ben aslında ortaklıklarda bunun da bir girişimci olarak bir güvenini ben hissediyorum bir marka kurucusu olarak. Şimdi şöyle, tabii yani hepimiz bir hayatta yaşıyoruz. Her an her şey başımıza gelebilir. Yalnızken, şimdi ben kendimi düşünüyorum. Ben bugün tek başıma olsaydım bu işte, 2550 çalışan arkadaşım, birlikte çalışma arkadaşım, bu kadar tedarikçi, bu kadar büyük sorumluluk. Yani hepimizin başına her an her şey gelebiliyor. Bu kapıdan çıktığımızda da. Ve hep onu düşünüyordum. Ben bir gün olamadığım takdirde, hakikaten talihsiz bir şey yaşarsam ki çok olumlu biriyim ama tabii ki kötüyü de düşünmemiz lazım. Bu sistem ne olurdu? Yani ilk kurduğum günlerden beri yaşadığım bir şeydi. Bugün biliyorum ki iki tane ortak, bir tanesi finansal ortak, daha öncesi daha stratejik, birlikte yol arkadaş. Bugün ben olmasam da bu sistem bugünkü gibi olur mu bilmiyorum ama mutlaka gidecektir. Yani gitmeme şansı yok. Bu kadar yatırım yapmış. Bu işe yatırım yaparak bir geri dönüş bekleyen bir finansal kurum var günün sonunda. Bu bir kere girişimciye bir yandan daha rahat ve daha özgür çalışma imkanı da sunan bir şey bir yandan. Aynen öyle. Bu çok önemli. Yani daha endişelerinizden arınmış oluyorsunuz. Bu yani benim çok yaşadığım bir konu bu. İkincisi de şimdi bizler... En büyük tehlike işte markaya böyle aşırı bir çocuk gibi bağlanmak. Bizler de bunu zaman zaman yaşıyoruz. Ben iki oğlumdan daha çok herhalde bu markalara emek verdiğini düşünüyorum. Ama günün sonunda başarılı bir lider yerine geçecek o ruha sahip yeni liderler de yaratabilmeli. Yani ben şimdi herkes diyor ki aman Big Chef ne kadar iyi büyüdü, işte siz harika işler yapıyorsunuz ama aslında başarı bu değil. Başarı sizin yokluğunuzda da o kurum kültürünün, o ruhun, o inovatif yaklaşımın devam ediyor olması. Bunun için tabii doğru bir ekip kurmak çok önemli. Size inanan, sizinle aynı bakış açısına, vizyona sahip, aynı heyecana sahip. Var yani şu anda çalışma arkadaşlarım da ben görüyorum. Yani bir gün yani ileride bu koltuğu devredip daha geride kalma durumu bence olmalı. Her markanın başındaki kişinin bunu da planlıyor olması lazım bu dönemde. Çünkü bir B planının da olması lazım. Hayatta her zaman da Big Chef's Gamze olarak da anılmak istemiyorum günün sonunda. Yani mutlaka işte sivil toplumla ilgili de pek çok hayallerim var ama tabii bu çok yakın zamanda olmayacak. Mutlaka daha büyümek, daha global büyümeye de zaman ayıracağız ama bunu yapmak da gerekiyor. Aynen. Aynı şeyi bana göre yani Nusret için de hani özellikle markalarla böyle çok özdeşleşmiş girişimcilerin, bütün diğer sizin de yatırım yaptığınız markaların bunu başarıyor olmak çok yani çok çok önemli bir nokta. Daha çok yatırımcının bizim meslektaşlarımıza başka markalara da daha kolay yatırım yapabilmesi için. Hani orada tam Gamze'nin bahsettiği bir şey var. Hakikaten çok çok önemli. Kurum kültürü denen şey. Evet. Yani iyi bir liderin en önemli özelliği o kurum kültürünü oturtabilmesi.
Ve yine Gamze'nin bahsettiği kurum kültürü oturursa anca bu birçok sayıya ulaşabilir. Evet. Scalability denen şey olabilir. Kurum kültürü olursa sürdürülebilir olur. Yani işte biz KFC'ye yatırım yapmadan önce biz 8-10 ay süresince due diligence yaptık. Ne yapalım, alalım mı bu şirketi? Tabii ki finansallarına bakıyorsunuz, tabii ki operasyonuna bakıyorsunuz ama ben yaklaşık bir 60-70 tane restoranı dolaştım o dönemde, 122 restoran içinde. Ve hepsinde aradığım şey, restoran support center denen o genel merkezde konuşulan kültürle, işte duvarlarında yazan değerlerimiz bu, kültürümüz bu diye evet. şeyler... Acaba restoran müdürlerinin içine girmiş mi? Oradaki çalışanların içine girmiş mi? O olduğu zaman içiniz rahat evet. ediyor. Diyorsunuz evet. ki burası gider. Burası bir sonraki restoranı açarken iki kere düşünmezsiniz. Evet. Çünkü orada yanında o iyi yetişmiş bir restoran müdürün yanındaki bir supervisor'ı alırsınız. Onu restoran müdürü yaparsınız. Çünkü o ona öğretmiştir zaten diye. Kurum kültürü hakikaten. Şimdi mesela bununla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi biz kendi adımıza diğer meslektaşlarımla da düşünün ki biz bir ortaklık kurmadık. Tek başımıza devam ediyoruz. Genelde işte Avrupa'daki sistem nedir? Hani o since 1850 evet. görüyoruz ya. Onlar nedir? Aslında nesillerle devam eden bir işletme. Yani dede yapmış, sonra baba yapmış. Şimdi bizim çocuklarımız bu sektöre ilgi duymadığı takdirde ki benim büyük oğlum tıp okuyor. Doktor olmak istiyor. Küçüğün de bu sektörle çok fazla ilgisi yok. Günün sonunda bu kadar ebek, bu kadar büyüme, sizden sonra o zaman da işte sürdürülebilir bir marka olmuyorsunuz. Bu çok önemli. Ben biliyorum ki bugün benim olmadığım takdirde de mevcut yatırımcı ortağımız yarın öbür gün başka birine de sattığında bu dünyanın her yerine büyüyecek, global bir marka olacak. Hani her zaman da tarihte bu markanın kurucusu olarak da anılacağım diye düşünüyorum. Yani belki 20 sene sonra, 30 sene sonra. O since 1887'iniz, ben onun since 2014'ünü gördüm. Ama adamda vizyon var yani, öyle iddialı girmiş ki 100 yıl sonra onu şey yapacak, o hoşuma gitti. Kurumsal kültür deyince aslında bir kimliği var, her işletmenin kimliği. O kimlikle bir yerlere gidip o kimliği sürdürmek diye de bunu anlıyorum ben. Örneğin Doğuş grubunda iki türlü restoran var. Bir Zuma gibi işte dünyanın önde gelen bir Asya restoranı buraya geldi ama işte ne bileyim Zuma Türk olmadı. Zuma olarak burada devam etti. Bir yandan da burada işte Nusret Amerika'ya gidip Nusret olmadı, Nusret olarak devam etti. Yani o kimliğin nereye giderseniz gidin sizin vurguladığınız gibi tüm işletme bazında devam etmesi orada önemli. Gamze Hanım içinde olur ya da Nusret olur olmaz ayrı ama yani o restoranın o kimliğinin bozulmaması önemli. Ortaklıklarda herhalde bu zor değil mi Levent Vezirovlu? Yani bunu sürdürmek asıl çabayı istiyor. Ortaklıklarda en önemli şey aynı tempoda yürüyebilmek. Çünkü bir yürüyüşe çıkıyorsunuz. Eğer aynı tempoda yürüyemiyorsanız biriniz önde biriniz arkada kalıyorsunuz. Önemli olan o tempoyu tutturabilmek, aynı yere gidiyor olmak. Bir yol sapağına geldiğinizde hangi yolu seçeceğinize birlikte karar verebilmek. Ancak bu şekilde uzun bir yolculuk yürümek evet. mümkün, uzun bir yol yürümek mümkün. Doğuş grubu Dream olarak baktığımızda bizim için Gamze Hanım'ın bir tane çocuğu var. Bizim 58 tane çocuğumuz var. 58 tane farklı karakterimiz var aslında. Aynen her ailenin çocuklarının birbirinden farklı olması gibi. Dolayısıyla biz onlara nasıl yaklaşacağımızı, onlara nasıl bir gelecek hazırladığımızı oturup onlarla karar vermemiz gerekiyor. Onların karakterlerini, DNA'sını yok varsayarak alıp bir yere götürebilmek mümkün değil. Dolayısıyla bu bir taraftan zor bir şey ama bir taraftan da eğlenceli, keyifli ve birlikte yol yürümenin getirdiği güzel sonuçları da gördüğünüz sürece çok doğru bir şey. Ancak böyle büyüyebilirsiniz, el ele büyüyebilirsiniz. Yoksa hani Doğuş grubu hiçbir zaman bir dakika ben şimdi yeme içme sektörüne gireceğim, kendi markalarımı yaratacağım ve buradan yürüyeceğim diye bir yaklaşım sergilemedi. Bugün bunu yapabilme kabiliyetine sahip. Ki yapıyor da. Ama önemli olan bir bütün portföyü yönetip bir büyük yeme içme şirketi yaratabilmekti vizyon. Bugün onu yaratmanın peşindeyiz. Bir nebze başardığımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunun daha globalleşmesi çok daha önemli. Zuma'dan örnek veriyorsun. Zuma işte bugün Bangkok'ta da var. Las Vegas'ta da var. Yani dünyanın bir çizgi çekin, en ucundan, en doğusundan en batısına kadar olan bir bölgede faaliyet gösteren
Şubeleri var. Bugün işte hep Nusret'ten bahsediyoruz. Nusret 5 tane ülkede 13 tane restoranı olan bir yapı haline geldi. Günaydın aynı şekilde. Biz Günaydın'ı Dubai'de açtık. İnanılmaz bir şey gördü, ilgi gördü. Çok ciddi bir şekilde onun büyüme planları devreye giriyor şimdi. Zaten Günaydın kendisini Türkiye'de kanıtlamış bir markaydı. 42 tane şubesi var. Dolayısıyla onları alıp global sahaya çıkartmak, evet bizim görevimiz ama onlarla birlikte. Dolayısıyla bunları unutmadan o globalleşmeyi sağlamak önemli olan. Peki. Tabii tam mikrofon varsa belki vermek daha şey olur ya da sesinizi durabilirseniz, evet. Yaparken gözlemlediğim sektörünüzde ciddi bir eksiklik var. Sizin gibi kurumsal kültürü ve vizyonu olanların global açılımında bu önemli bir kaldıraç olur diye düşünüyorum. Nurettin Cengiz adım, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi son bölümde bir bundan sonra ne yapacaksınız, planlarınız neler? Onlarla beraber birleştirerek bu soruya sizler de aynı şekilde yanıt verebilirsiniz. Buyurun Levent Bey, sizden başlayalım. Ben cevap vereyim. Doğuş grubu olarak biz hiçbir zaman bu işe finansal yatırımcı olarak girmedik. Çünkü biz bir private equity falan değiliz. Biz bir stratejik yatırımcı olarak bu işe girdik. Stratejik yatırımcı ne demek? İşte biraz önce bahsettiğim gibi bu işin içerisinde elini taşın altına koyan, ortaklarıyla birlikte bu büyümeyi, globalleşmeyi sağlamaya çalışan yatırımcı demek. Biz bankaya parayı koyar gibi parayı koyduk, bir müddet sonra parayı alıp çıkacağız şeklinde bir duygumuz hiçbir zaman olmadı. Dolayısıyla biz stratejik olarak neyi yapmamız gerektiğini sırasıyla ortağımızla birlikte belirledik. Arge konusuna gelirse bu konu tabii ki çok önemli. Bu konuda bizim de çalışmalarımız var. Bir gün teşrif ederseniz genel müdürlüğümüzde de gösterebiliriz. Bizim genel müdürlüğümüzün en alt katı bizim Arge mutfaklarımızın olduğu yerdir. Orada yaratıcı şeflerimiz menü çalışmaları yaparlar, hazırlık yaparlar, eğitimler verirler. Ama tabii bu yeterli mi? Yaratıcılık başka şeyleri de gerektirir. Sadece bir mutfağın içerisine girerek de bir şey yaratamazsınız. İşte dünyayı görmeniz lazım. Ürünü biliyor olmanız lazım. Dolayısıyla o insanların, yaratıcı insanların da bu yönlerinin desteklenmesi gerekiyor. Aynı şekilde bu ülkede son 10 senede çok büyük mutluluk duyuyorum aslında. Gastronomi eğitiminin ön plana çıktığını, değerli hale geldiğini görüyorum. Eminim bu salonda da gastronomi eğitimi alan birçok arkadaşımız var. O arkadaşların akademide öğrendikleri şeyleri sahada uygulatma görevi bizim. Oradaki yaratıcı insanları bulup çıkartmak, yeni şeyler üretmek görevi de bizim. Ama Arge'de son derece haklısınız. Burada ne gerekiyorsa bizim gibi büyük şirketlerin bu konuda ciddi yatırımlar yapıyor olması gerekir. Siz de tabii bir yandan bu satın almaların yanı sıra yeni konsept geliştirme de var. Aslında Arge olarak da bakmak lazım. Hani ürün geliştirme gibi, hani bir ürün bu sektörde nasıl geliştirilir? Sadece yemek tabak değil, yeni konsept, yeni markalarla kesinlikle olur. Kesinlikle. Şimdi bu sektöre zaten sadece yeme içme olarak da bakmamak lazım. Bu bir bütün bir deneyim. Biraz önce Mehmet bahsetti yani. İnsanlar artık deneyimlemeye gidiyor. Evet. Biz ağırlama sektörüyüz ama aynı zamanda işin içerisinde eğlence de var. Yani eğlencenin olmadığı, sadece yeme içmenin olduğu şey, o zaman lokanta oluyorsunuz. Ama bu bir bütün. Sizin dekorasyonunuz, sizin restoranda çaldığınız müziğiniz, sizin servis şekliniz, tabağa koyduğunuz şeyler, tabağın dizaynı, bunların hepsi bir bütün. Garsonlarınızın kıyafeti bile bir unsur. Dolayısıyla onu bir bütün olarak görmek, insanların kendisini iyi hissettiği. Sonuç itibariyle bizim sektörün şöyle bir şeyi var, farklılığı var. Biz sattığımız ürünü
müşterinin gözümüzün önünde tüketmesine izin veren bir sektörüz. Öyle olması gereken bir sektör. Güzel. Evet. Elbise gibi gidip onu alıp dışarıda giyip dolaşmıyorsunuz. O ürünü bizim olduğumuz yerde tüketiyorsunuz. Zamanınızı orada geçiriyorsunuz. Bizim sattığımız şey o. Dolayısıyla biz müşterimizle birlikte o süreci yaşamak zorundayız. O sürecin sonunda mutlu mu değil mi? Zaten o kararı kendisi veriyor. Evet. Sen yayıncısın bilirsin canlı yayının zorlukları. Biz her gün canlı yayına çıkıyoruz. Her sabah dükkanın kapısını açtığımız zaman müşteriyle yüz yüzeyiz. Senin seyircin belki senin söylediğinden hoşnut olmazsa en fazla sosyal medyaya bir şey yazıyor ya da başka bir şey düşünüyor ya da hiçbir şey yapmıyor. Bizde de başka zorlukları var. Bizim müşterimiz eğer mutsuzsa hemen bize söyleyebiliyor. Evet. Çünkü karşısında duruyoruz. Bu sektörün özelliği o. 10 masanın 9'u çok mutlu olup bir tanesi mutsuz çıktığı anda zaten o gün sizin için bitmiş. Evet, İstediğiniz kadar 9 masa mutlu olsun. Peki Gamze Hanım, gene işte sonuna geldik. Sizden gelecek planlarınızı, marka yaratmayı seviyorsunuz. Sevmenin de ötesinde beceriyorsunuz hani geçmişine şöyle bakınca. Şimdi bundan sonra yeni marka, yeni projeler var mı? Neler olabilir, neler yapabilirsiniz? Şimdi öncelikle Big Chefs'i bu global büyümesi bizi çok heyecanlandırıyor. Şu anda 6 tane lokasyonumuz var. Ağırlıklı Körfez ülkelerindeyiz. Orada büyümeye devam ederken biraz gözümüzü batıya da çevirdik. 2018 ve 2019 özellikle Avrupa, Amerika, biraz Güneydoğu Asya gibi hatta daha da böyle iddialı coğrafyalara doğru gitti. Yani bu markanın bir global marka olması bizim için çok önemli. Çünkü hakikaten her gittiğimiz yere bir ürün ihracı da yapıyoruz. Mutfaklarımız buradan gidiyor, zeytinyağlarımızla ekşilerimiz gidiyor. Yani ciddi bir buradan bir marka ihracı, hizmet ihracatı dışında aslında ürün de gönderiyoruz her açtığımız yere. Bu beni yani kişi olarak ve bütün ekibimi çok heyecanlandıran bir şey. Dolayısıyla bu yani Türkiye'de büyümemiz devam ederken yurt dışında da bu büyümemize devam edeceğiz. Yani bunun dışında yeni markalar, yeni birleşmeler, sürprizler olabilir. Evet. Bakıyoruz bir yandan da ona ama hani çok odağımızı da kaybetmeden bu global büyümeye ağırlık vereceğiz. Bir yandan da buna da çok önem veriyorum. Tabii ki biz büyüyoruz, istihdam büyütüyoruz ama biraz daha da fazla sosyal anlamda da önemli, daha farklı, daha insanlara dokunabilecek projeler üzerinde de çalışıyoruz. Mesela şimdi yeni menümüzle birlikte bu kırsaldaki kadın üreticiyi destekleyen bir kadın çiftçi, çok az ve kadın sorunu zaten bütün dünyanın sorunu, daha çok Türkiye'nin sorunu zaten çok da bunu tartışıyoruz son zamanlarda. Ürünlerimizi bu menüde onların başlayarak, ürünlerinden oluşmuş evet, yani kırsaldaki kadın üreticiden, kadın çiftçiden ürünlerimizi tedarik etmekle ilgili bir çalışmaya başladık. Şimdi Nisan'da çıkacak menümüzle birlikte buna başlıyoruz ve bunun adedini her menüde arttırarak işte bugün kuş gomazımızı, enginarımızı, keçi peynirimiz vesaire işte zeytinle başladık. Kırsaldaki kadını destekleyen, hep birlikte daha güçlüyüz, işte toprağa, sofralara hayat veren kadınlar diye bir projeye başlıyoruz. Dolayısıyla bu da bir farkındalık yaratacaktır. Sektörden diğer meslektaşlarım da arkamızdan gelecektir. Hep birlikte böyle sosyal projelere de daha çok önem vermemiz gerektiğini, bu sosyal bir marka olmak da çok önemli. Evet. Bundan sonraki hedeflerimiz bu. Size kolay gelsin diyoruz. Çok kolay gelsin. Son olarak size de hani bundan sonra bu sektöre sizden ya da başkasından yeni yatırımcı girmeye devam eder mi? Ederse neden eder ya da hani hız keserse neden keser? Çok kısa özetleyebilir misiniz? Çok kısa olarak yani ne zaman ki orta kesim, orta gelir düzeyi bir ülkede gelişmiştir, orada ister istemez bizim bu sektör gelişecek. Yani bundan 15 sene önce 5.000 dolar kişi başına düşenden bugün 10.500 lira, bugün son büyüme rakamları açıklandı. 10.500 lira geldiğimiz anda Türkiye'deki 15 yılda, 10 yıldaki gelişimi gördük. Ve insanların yedikleri değişti, gittikleri mekanlar değişti. Bundan sonrası da aynı şekilde gelişmeye devam edecek. Çünkü orada bir orta gelir düzeyinde olan insanlar, o biraz önce hep konuştuğumuz yeni deneyimler yaşamak isteyecekler.
ve yeni tatlar almak isteyecekler. Dolayısıyla Türkiye'de biz bu sektörün daha da çok gelişeceğini görüyoruz. Yani geçen sene işte %20'lerde büyüdü bu sektör. Bu sene yine iyi büyüyeceğini görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da büyüyecek. Bugün Türkiye yaş ortalaması hala 30 yaşında. Çok genç bir nüfusun olduğu bir yer. Ve dünyaya entegre bir gençlik var. Bunların tabii ki o deneyimleri yaşayacakları yerde var. Bizim de abraj olarak isteğimiz Türkiye'de olan bu işimizi burada büyütmek. İki, buradan çıkacak bir markayı global marka olarak dünyaya taşımak. Potansiyel olarak dediğiniz gibi hani nüfus artış hızı gayet iyi. Bir yandan işte yemeği içmeyi seven de bir ulus. Hani tüm her şey destekliyor ama mevcut rakamlara bakıyorsunuz o realiteyle uymuyor. Onun bir yandan iyi yanı vardır çünkü yukarıda upside'ı gelişecek yeri yüksek olarak görülebilir. Çünkü bizim rakamda... Çünkü dışarıda yeme içme bir kültür. Evet. Yeni kültür. Yeni değişiyor aslında. Orta sınıf, evet. Kentleşme bir yandan... Evet, kentleşmeyle birlikte hızlandı. De artan bir şey, evet. O. Yani o evde yaşadığı deneyimi artık yavaş yavaş o kültürle, evet, dışarıda yaşamaya başladı ve bir yerden sonra hep geçirdi. Yani sırf bunu biz yaşamıyoruz. Yani birçok ülke bunu daha önce yaşamış. Belli bir yerden sonra o kırılma noktası var. Ve o kırılma noktasına Türkiye orada zaten bence önü çok açık. İç talep, bir de dışarıdan gelen turizm kaynaklı talep olması lazım. Sabah konuşuldu. Normal bir turistin harcaması ile gastronomiye düşkün turistin harcaması arasında %30 fark var diye sanırım İspanya örneğinden çıkan bir rakam. Bir yerde artık turizm geliri geldi, tıkandı. Bir aralığa girdi, bir banda girdi. Bunun dışına çıkmak için yeni temalar lazım. İşte inanç turizmi gibi, kültür turizmi, iş turizmi, sağlık turizmi gibi ama gastronomi herhalde burada en kolay o rakamı yükseltecek temalardan birisi. Buna da uygun bölgemiz var. Umarız olur. Diyelim, böylece sonuna geldik. Bilmiyorum, eklemek istediğiniz şey var mı? Teşekkür ediyorum. Çok merak ettim.